Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Trump'ın zihniyetini ve yönetim tarzını en iyi bilen isimlerden biri. ABD başkanının iç ve dış politikasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CIA'in cinayet emrini Veliaht Prens'in verdiğine kanaat getirdiği iddiasını yorumladı. Scaramucci 24'de özel açıklamalar yaptı. Kaşıkçı cinayeti konusunda Trump'ın izlediği politikanın sebebini anlattı. Gerekçe iç politikaydı. He's going to want to put people out of work. I don't think he's going to want to put aggressive sanctions in the situation. Even though this is a brutal atrocity and this is an unspeakable. Beyaz Saray'ın eski iletişim direktörü, Orta Doğu'da pek çok ülkenin çıkar çatışmasında olduğuna dikkat çekti. Scaramucci'ye göre Trump'ın burada dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Definitely not getting everything that they want. Whether it's Israel, Turkey, Iraq, Saudi, Iran, everybody can't leave the table getting 100% of what they wanted. Scaramucci'ye göre ortak mantıkla zamana yayılan süreçler herkesin kendi çıkarına uygun sonuçlarla masadan ayrılmasını sağlayabilir. I'm hoping that the president and his team are going to be focused on doing that. Peki Beyaz Saray'da Türkiye hakkında neler konuşuluyordu? Scaramucci, Erdoğan ve Trump'ın ilişkisine dair duyduklarını paylaştı. He considers President Erdogan a friend. I've heard him say that. Trump kameralar önünde de Erdoğan'la arkadaş olduklarını pek çok kez söylemişti. Son olarak Kaliforniya ziyareti öncesi basın sorularını cevaplarken Erdoğan'la dostluklarına değinmişti. We are doing very well with Turkey. I get along very, very well with the president. He's a friend of mine. He's a strong man, he's a tough man, and he's a smart man. Scaramucci, Trump'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı konuşmaya da değindi. Türkiye'nin FETÖ girişimi etkilerini çok hızlı atlattığına işaret etti. Things like it worked out the way it should have worked out on behalf of the government and the Turkish people. ABD Başkanı bugünlerde gazetecilerle yaşadığı gerginlikle gündemde. Sonradan iade edildi ama CNN muhabirinin Beyaz Saray'a giriş kartının elinden alınması hala tartışma konusu. Peki Trump burada doğru mu davrandı? No, I mean I didn't think that was a good move. I would have recommended against it. Trump CNN başta olmak üzere bazı basın kuruluşlarını yalan haber yapmakla suçluyor. Hatta zaman zaman bazı basın organlarını halk düşmanı diye tanımlıyor. I don't think the press is the enemy of the people. I wish the president would stop saying that. I don't think it's a legitimate or honest thing for him to say. Is I'm going to have to start getting on TV and explaining.